Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Popium adlı bir mobil uygulamayı inceleyeceğiz. Her şeyden önce şundan bahsedeyim arkadaşlar. Videonun devamında hatta sonlarına doğru böyle sizlere küçük çam sakızı çoban armağanı hediyelerimiz olacak. Popium'a şöyle bir geri dönüş yapayım. Bu uygulama yerli bir uygulama arkadaşlar. Bizim güzel İzmir'imizden çıkma bir uygulama. Bu nedenle destek vermek bizim hoşumuza gidiyor. Hatta uygulamadan indirip 5 yıldız verdiğimizde içimizi bir mutluluk kaplıyor. Arkadaşlar en genel anlamda Popium sizi bir gazeteciye çeviriyor. Bunu nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Siz Popium sayesinde kendi gazetenizin manşetçisi, spor yorumcusu, gıybet işleri hoşunuza gidiyorsa magazin köşesi veya ülkemizdeki politik gelişmelerle ilgili bir şeyler yazmak istiyorsanız köşe yazarlığı gibi imkanları sağlıyor. Bunu yaparken de kendi altyapısı sayesinde sizin insanlara ulaşmanızı sağlıyor. Yani sizin takipçileriniz oluyor, haberlerinizi beğenenler oluyor. Hatta uygulama içerisinde biraz gezerseniz şunları da görürsünüz. İnsanlar kendi kişisel sıkıntılarından da bahsediyorlar buralarda. Bunların bu tarz haberlerin de içeriklerin de oldukça fazla takipçisi var. Uygulama hem web üzerinden hem de mobil platformların üzerinden kullanılabiliyor. Biz bugün sizlerle daha çok mobil kısmına değineceğiz arkadaşlar. Eğer web kısmını merak edenler varsa şurada ekrandaki bağlantıya tıklayarak web versiyonunu da inceleyebilir. Hatta mobildeki kullanıcı isimlerinizi de oraya girişte yapabilirsiniz. Bu arada yayıncılık demişken hani böyle sadece ciddi ciddi olaylar düşünmeyin. Mesela yolda yürürken ayağınız yolda taşa takılır ve ne kadar yalnız olduğunuzu hatırlarsınız. Popium'da anlık olarak bunu da paylaşabilirsiniz. Belki takipçileriniz sizden böyle şeyler isteyebilir. Önemli bir nokta var burada, hemen ona değinelim. Bu bizim bir duyumumuz arkadaşlar. Yani biz bunu bir yerden duyduk ve sizinle paylaşmak istedik. Popium içerisinde yayınladığınız haberler beğeni alabiliyor ve siz takipçi kazanabiliyorsunuz. Eğer günün birinde çok fazla takipçiye sahip olur, haberleriniz çok fazla insan tarafından beğenilirse Popium size sizin profilinizdeki reklam gelirlerinin %75'ini veriyor. %25'ini de kendisine alıyor. Şimdi şöyle bir reklamcılık açısından düşünürsek bu oran gayet iyi arkadaşlar. Yani %75 pay oldukça güzel bir oran. Buradan kendinize alternatif bir gelir yaratabilirsiniz. Şimdi isterseniz de biraz uygulamanın kendisi inceleyelim. Çok fazla gevezelik yaptık. Bakalım uygulama nasıl görünüyor, ne gibi özellikleri var. Uygulama açılış ekranında sizi böyle bir arayüzle karşılıyor arkadaşlar. Bu ekranda kayıt ol, Facebook'a giriş yap veya hesabın varsa hani webten falan kaydolduysanız o hesapta giriş yapabilirsiniz. Biz daha öncesinde bir hesap almıştık. Şimdi ben onunla bir giriş yapıyorum uygulama içerisine. Uygulamaya giriş yaptığınızda daha önce söylediğimiz gibi hani herkesin kendi kişisel gazetesini oluşturduğu bir platform bu. Takip ettiğiniz diğer isimlerin veya kişilerin burada çeşitli paylaşımlarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hani insanlar karikatür paylaşmışlar. Bir sosyal medya gibi kullanmışlar burayı. Zaten bu projenin bir sosyal medya projesi olduğunu belirtmek gerekiyor. Çünkü arayüz de biraz işte Twitter, Facebook, Instagram'ı andırıyor gibi. Akıştan kaynaklı. Zaten bu haber uygulamasının fikirlerinin güzelliği de bence biraz buradan geliyor. Mesela Hobi Dünyası diye birisi işte kendi kar küreni yap diye bir şey çekmiş. Atatürk'ün kadınlara verdiği önem vesaire vesaire. Her neyse, burada gördüğünüz gibi kişiler kendi yaşamlarındaki durumlarla, meselelerle ilgili bir şeyler yazıp paylaşmışlar. Yani bunun büyük avantajı var arkadaşlar. Çünkü bizim eskiden televizyonlarda biz Reha Muhtar'dan izlerdik haberleri. Canlı yayın burası televizyon sevgili seyirciler. Canlı yayında ayı saldırısı. Vay ayı vay. Direkt zaplardık yani. Çünkü biraz artık bazı şeyler bazı şeyleri aşıyordu yani. Uygulamanın sol üst köşesinde bulunan mesaj ikonu, birileriyle mesajlaşma vesaire vesaire. Sağ tarafta bulunan aramayla da işte hashtag ıvır zıvır bir şeyleri arayabiliyorsunuz. Uygulama üzerinde ana ekranda dolanırken hemen sağda gördüğünüz çan ikonu bildirimleri size taşıyor. Tıpkı diğer sosyal medya hesaplarında olduğu gibi hani çeşitli kullanıcılardan gelen bildirimler, sizi ilgilendiren durumlar, size abone olan kişiler, içeriklerinizi beğenenler vesaire vesaire. Bu arada haberi yazmak ve yayınlamak oldukça kolay arkadaşlar. Tıpkı üye olmak gibi. Hemen çanın sağında gördüğünüz kalem ve kağıt gibi bir şey var. O ikona tıkladığınızda sizi haber başlığı ve haber metni karşılıyor. Buraya haberinizi yazıyorsunuz, altına metninizi yazıyorsunuz. Bu arada haberden kastımı lütfen geniş tutun. Çünkü Popium içerisinde teknolojiden hobiye, hobiden aşka, aşktan astrolojiye, astrolojiden araba sevdasına kadar 40'tan fazla kategori bulunmakta. Bu kategorilerle eşleşen herhangi bir içeriği sunabilirsiniz. Hatta bunu hashtaglerle destekleyebilirsiniz. Birazdan hashtag kısmında göreceğiz. Haberi yazabileceğiniz butonun hemen yanında arkadaşlar bir tane pusula gibi işaret var. Safari gibi de görünüyor. Onun ikonuna da benziyor biraz. Oraya bastığınızda Popium'da konuşulan, gündemde olan hashtagler, konular, gündemde olan gazeteler ve muhtemelen aşırı fazla okunan
dokunduğu ve ilgi gördüğü için topa çıkan 4-5 tane haberi görüyorsunuz. Buranın avantajı şu, hashtagler üzerinden farklı farklı konuları takip edebilirsiniz. Mesela benzine basıyorsunuz, benzinle ilgili yazılmış içerikleri görüyorsunuz. İşte ne bileyim, Bulgaristan'da benzin istasyonlarında bir şeyler olmuş. Bu tarz içerikleri görebiliyorsunuz. Hemen üst tarafta gündemde olan gazeteler var. Burada da işte gündemdeki gazeteler, adından da anlayacağınız üzere gündemdeki gazeteleri takip edebiliyorsunuz. Burada kaçırdıklarım bölüm var. Muhtemelen bu takip ettiğiniz veya ilgi gören içeriklerin toptan olarak size sunulmasını sağlıyor. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Arkadaşlar hani uygulama içerisindeki sizin seçtiğiniz içeriklere sizin istediğiniz gibi sunulması önemli bir özellik. Pusula ikonunda hemen yanında bir gazete ikonu göreceksiniz. Bu gazete kısmı da arkadaşlar sizin kişisel profiliniz. Benim gazetemin adı Çağdaş'ın Gazetesi. İşte bir kullanıcı adım var, benim okurlarım var, takipçilerim var. İşte Papyrum'a yeni katıldım diye bir haber paylaşmışım. Buna bir yorum gelmiş bakalım. Hoş geldiniz yazmış. Ben de hoş bulduk diyorum buradan arkadaşa. İnşallah izler bizi. Şimdi burada bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Online de olsa bir gazetecilik deneyimi yaşamak istiyorsanız içeriklerinizin özgün olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Yani özgün içerik nedir? Özgün içerik, özgün içeriktir. Efendim, reklam, reklamdır. Reklama reklam demeyen arkadaşlara teessüf ederim. Yani orijinal olan, cümleleri size ait olan, eğer bir şey yorum yapıyorsanız tamamen size ait yorumlamalardan oluşan bir profil oluşturabilirsiniz kendinize. Bilmem anlatabildim mi? Bu Papyrum muhtemelen kendi içerisinde bu tarz özgün içeriklerin yükselmesine daha fazla olanak sağlıyor. Doğal olarak daha fazla takipçiniz oluyor ve ileride bahsettiğimiz gibi eğer bu özellik gelirse %75'e 25'ten bahsetmiştik. Bir alternatif gelir olarak Papyrum'u kullanabilirsiniz bence. Şimdi gel gelelim sizin de en çok merak ettiğiniz kısma. Biz Papyrum'da Webtekno diye bir tane gazete oluşturduk. Bu oluşturduğumuz gazetede Webtekno'dan gelenler başlıklı bir haber yayınladık. İşte bu habere yorum yapan takipçilerimiz arasından 2 kişiye Webtekno barda, 1 kişiye de Çam Sakızı Çoban Armağanı bir kulaklık hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu mini kampanyamızın sonuçlarını 10 Mart Perşembe Webtekno'nun Papyrum profilinden açıklayacağız yine. Doğal olarak burayı takip etmeyi unutmayın. 2 kişiye bardak, 1 kişiye kulaklık hediye edeceğimiz kampanyamızı sizlere belirttikten sonra artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu arada Papyrum'u aşağıdaki bağlantılar yardımıyla mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz. Bence biraz burada takılın. Keyifli bir uygulama. Hani ben birkaç gün zaman geçirdim. Benim hoşuma gitti. Ben muhtemelen sizin de hoşunuza gidecektir. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar uygulama yerli yapım bir uygulama. Bu nedenle indirip 5 yıldız verirseniz çok seviniriz. Biz de buradan böyle destek oluyoruz çünkü. Artık videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza takılan sorular olursa yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 2 kişiye iPhone 6s, 25 kişiye Xiaomi kulaklık verdiğimiz videoya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.